İbrahim peygamberin gölgesinde büyüdüğü Azer isimli bir adam var. İbrahim peygamber onun kucağında dünyaya gelmiş. İbrahim peygamberin her bir zerresinde onun ekmeği var baba. Ama Hazreti İbrahim'in peygamberliğini müteakiben, bakın bu kadar yakın çekim yaşamanın bile arkadaşlar, eğer yüreğinizdeki talep, hedef, amaç itibariyle eğer bir çürüklük söz konusuysa, İbrahim peygamberle baba oğul olmanız bile işe yaramıyor. Aynı şey. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ Eğer sen bu davayı, bu işi bırakmasan İbrahim, baban olarak söylüyorum, seni kendi ellerimle taşlaya taşlaya rejmen öldürürüm diyebilen bir adam. Onun için yani sahip olduğunuz ocak çok temiz bir ocak olabilir. Sahip olduğunuz kök çok temiz bir kök olabilir. Sahip olduğunuz bir paylaştığınız ortam çok güzel manevi bir feyzin kaynadığı, fışkırdığı, damarların yanacağı bir mübarek ortam olabilir. Yüreğinizin neye talip olduğu, neyi hedeflediğiniz, onikilediğiniz, lazerlediğiniz, neyi arkadaşlar koordinatladığınız çok önemlidir. Onun için Allah'ın rızasına, cennetine, cemaline, dostları eşliğinden kendimizi iyi kilitlersek hep beraber kazanırız. Ben çok kısa sürecek bu sohbette belli bir hutbe kadar zaman dilimine ayarlandığı için nokta atışlarının anlamında bunları söylüyorum. Bakın Allah-u Teala bizi seviyor, bir daha söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bunun açık ifadesidir. Milyarlarca insanlar arasında bunu söyleyen, yüreğinden söyleyen kaç kişidir? Doldur boşalt mantığıyla bir tevhid değil, bir şehadet değil. Eşhedü ben şahidim diyorsun, ben. Anamla, babamla, ailemle, ülkemle, milletimle, ümmetle değil, kendi adıma Müslüman. Şahsım olarak itiraf ediyorum. Allah'tan başka ilah olmadığı gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın peygamberi, elçisi, Habibi ve ikincisi bulunamayacak kadar tertemiz, mis gibi kuludur. Getirdikleri doğrudur, yaptıkları doğrudur diyerekten böyle bir kur itirafınız, eylem, amel, icraat planında istenene veremeseniz de imanınızdan dolayı Allah'ın gözdesisiniz. Buna ilave edecek amel-i salihimiz lazımdır. Allah için bir çalışmamız lazımdır. Ben bu dinin üyesiyim, bu dinin çocuğuyum, İslam'ın parçasıyım. Bu İslam benden acaba neler istiyor, ben bu dinime nasıl faydalı olabilirim? Madem bu dinin sırtından ben cennete gideceğim, bu İslam'a dahil oldum, bu İslam'ın bana teklif ettiği kuralları iyi uygularsam adin cennetindeyim, mekva cennetindeyim, daha firdevs cennetindeyim. Ne bileyim, mübarek peygamberlerin, sıddıklar, şehitler, erenler, evliyalar, birbirinden kıymetli Allah'ın katında güzeller listesine oturmuş insanlara cennetteyim. O zaman bu dini mübin insan ben nasıl bir hizmetin faydam dokunabilir? Bunu düşünmek zorundasınız. Bunu da düşüneceğiz. Bu sevilmişliğin bir bedeli olması lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetim deyişinin, sahip çıkışının, Hazreti Muhammed Mustafa'ya çıplak bacaklı çöl bedevisi diyecek kadar gözü kararmış, gönlü kararmış, dönmüş, kendi toprağımızın çocuklarının bile olduğu bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir memlekette affedin. Salavatsız adını anmadığımız aleyhisselam, iki büklüm olduğumuz, sünnetlere uymaktan şeref duyduğumuz, yolunu yolu bildiğimiz, ehli beytini sevmeye iman dediğimiz, sahabe-i ikramı göklerdeki yıldız gibi izlemeye çalıştığımız, o güzel peygamberimize ümmet olmanın bir bedel olması lazım. Onun güzel sünnetlerini. Resulullah yaptı diye seve seve yapan, keyif alarak yapan, aldığı tepki, yuhları veya alkışları, omuz üstü veya ayak altı oluşları hiç önemsenmeden. وَلَا يَخَافُنَ لَوْمَةَ لَاِمَّرْ يَا سُورَيْهِ Maide 54. ayette. Onlar Allah yolunda verdikleri mücadelede yeter ki Allah desin bir şeyi, yeter ki Resulullah desin sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi, yapmaktan hiç utanmaz, çekinmezler. Yaptıkları şey doğrudur çünkü. Aldıkları tepkiye pek önem vermezler.
Ne insanlardan aldıkları olumlu tepki onları riya ve benzeri havalara sokar, ne de efendim onları aldıkları olumsuz tepki, kötü muameller hedeften caydırır. Bu anlamda Resulullah'a ümmet olan bir bedel olması lazımdır. Allah dostlarını sevmenin. Şu anda arkadaşlar Suriye bir bedel ödüyor. Allah demenin bedelini ödüyor. Resulullah demenin bir bedelini ödüyor. Kendi memleketlerindeki Selahaddin Eyyubi'nin kabrine gidip, Nurettin Zengin kabrine gidip, Bilal-i Habeşan kabrine gidip, onlara Fatiha okumanın ve onlar gibi olmayı Allah'tan istemenin bir bedelini ödüyor. Ciddi bir bedel ödüyorlar. Yarın bizim ne tür bir bedelle imtihan edileceğimizi Allah bilir. Onun için sevgili kardeşlerim, yani Müslüman olmanın, ümmet olmanın, Allah dostlarına bağlı olmanın ve bir takım manevi güzel sıfatların sahibi olmanın değişik bedeller olur. Allah-u Teala bize afiyetle muamele lütfeylesin. Altından kalkamayacağımız, cayacağımız, kayacağımız, tüm kazan ve birikimlerimizi bir anda kaybedeceğimiz zor sınavlardan da bizi muhafaza etsin sevgili kardeşlerim.